Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni dersimize hoş geldiniz. İnşallah bu dersimizde Hazreti Peygamber'in peygamberliğine kadar olan zamanı inşallah hep beraber işlemiş olacağız. Dinlendiren defterler ve normal defterler yanınızda olursa ben not al dediğim yerleri kısa hemen videoyu durdurup not alırsınız. Dinlendiren defterden de bir etkinliğe geldiğimizde direkt durdurup etkinliği yapıp ondan sonra videoyu izleyebilirsiniz. Veya zaten ben etkinliği yaparken 3-5 saniye sizin yapmanız için müsaade ediyorum. O zaman yapıp benle beraber de yapabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım, biraz içelim. Evet. Arkadaşlar, Peygamber Efendimiz kendisini büyüten herkese karşı, annesi olsun, süt annesi olsun, dedesi olsun, amcası olsun her zaman saygılı olmuş. Onları her zaman sevmiş ve hürmet göstermiştir. Mesela Ebu Talib'in eşi Fatıma'yı çok severdi. Ona ikinci annem derdi. O vefat edince sanki bugün annem vefat etti diye söylemiş ve çok üzülmüştür. Çocukluk yaşta vefat ettiği annesini sık sık ziyaret etmiş peygamberimiz. Kabrinin başında ona dua etmiştir. Süt annesi Halime ve süt kardeşlerine her zaman yardım etmiş, onlara destek olmuş, onları ihtiyaçlarını gidermiş, onlar gelince yerinden kalkmış, kendi yerine oturtmuş ve süt annesine anneciğim diye hitap etmiştir. Kendisini büyüten amcası Ebu Talib'e destek olmak için hatta onun küçük oğlu Hazreti Ali'nin bakımını üstlenmiştir arkadaşlar. Kendisi Hazreti Ebu Talip kendisini 8 yaşına alıp 25 yaşına kadar büyüttüğü için hem ona vefa olsun diye hem de yardım olsun diye Ebu Talip'in oğlu Hazreti Ali'yi de almış o yanında büyütmüştür. Çünkü Ebu Talip de durumu çok iyi olmayan fakir bir kimseydi. Asla yalan konuşmamış, haksızlıklar karşısında sesini yükseltmiş, verdiği sözü yerine getirmiş, büyüklere saygı, küçüklere ise sevgi göstermiştir. İnsanlara asla iftira atmamış, kötü lakap takmamış, kibirli olmamış, insanların kusurlarını araştırmamıştır arkadaşlar Peygamber Efendimiz. Arkadaşlar, her zaman insanların kusurlarını araştırmamış demiştik. İnsanların kusurlarını örten, doğayı ve çevreyi koruyup hayvanlara iyi davranan birisidir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, Peygamber Efendimizin bu döneminde, peygamberliğine kadar olan dönemde biz iki tane önemli olay görüyoruz arkadaşlar. Bunlar nedir hocam derseniz, birincisi Hılful Fudul Derneği'ne katılması, birincisi de Kabe hakemliği. Şimdi arkadaşlar, Hılful Fudul nedir? Hılful fudul kelime manası arkadaşlar gördüğünüz üzere nedir? Erdemliler topluluğu demektir arkadaşlar. Erdemliler topluluğu demektir. Arkadaşlar cahiliye dönemi neydi? İslamiyet öncesi Arapların yaşadığı döneme verdiğimiz isme ne diyorduk biz? Cahiliye dönemi. Cahiliye döneminde arkadaşlar sosyal yapıdan bahsetmiştik. Sosyal yapı neydi? Cahiliye dönemi sosyal yapısı arkadaşlar. Toplumda çok büyük haksızlıklar oluyordu. Kadına, kız çocuğuna değer verilmiyordu. Artı olarak neler yapıyordu arkadaşlar? Neler yapıyordu? Mallara gasp ediyorlardı. Hırsızlık vardı, kumar vardı vesaire. Veya dışarıdan gelen kervanlara haksızlık yapılıyordu. Mallar yağma ediliyordu. Arkadaşlar gerçekten sosyal olarak çok sıkıntılı bir yerdi. Şimdi arkadaşlar, tabii Mekke'de bütün insanlar böyle miydi? Elbette değildi. İyi insanlar elbette azınlık da olsa yani az da olsa iyi insanlar vardı. Bu insanlar birleşerek bir dernek kurmaya karar verdiler. Buna Erdemliler topluluğu dediler. Burada bu topluluğun kurulmasının sebebi neydi? Mekke'de asayiş yani güvenlik iyice bozulmuştu. Özellikle ticaret için şehre gelen insanların güvenliği sağlanamaz olmuştu. Bu da nedir? Bu insanlar eğer güvenlik sağlanamazsa Mekke'ye gelmeyecekler. Mekke'deki insanlar ticaret yapamayacak. Bu sefer Mekke'deki insanlar para kazanamayacaklardı. Zalim kimseler bu insanların mallarını zorla ele geçiriyordu.
Bu duruma son vermek için peygamberimizin amcası, hangi amcası? Zübeyir amcası, Abdullah bin Cüda'nın evinde arkadaşlar şehrin ileri gelenlerini toplamış ve ortak bir tepki göstermek için bir dernek kurulmasını teklif etmiştir. Yani bu haksızlıklara karşı koymak, yani mazlumları korumak, zalimlerin yaptığı zulümlere son vermek ve mazlumların yanında yer almak için peygamberimizin amcası Zübeyir, Abdullah bir Cüda'nın evinde toplanıp bir dernek kurulmasını tavsiye etmiş ve böyle bir dernek kurulmuştur. Yani bu dernek nedir? Mazlumları koruyan bir dernektir. Peygamber Efendimiz de 20'li yaşlarında bu derneğe ne olmuştur? Üye olmuştur. Bu derneğin faaliyetlerine katılmış ve bu derneği ne yapmıştır? Desteklemiştir. Çünkü Peygamberimiz arkadaşlar böyle her güzel işi desteklemiştir. Hatta peygamber olduktan sonra yıllar sonra, belki 30-35 yıl sonra bir gün arkadaşlarına, sahabelere sohbet ederken bu konu açıldığında yine böyle bir dernek olsa, yani yine bir böyle dernek kurulmuş olsaydı yine üye olurdum, yine onları desteklerdim demiştir. Arkadaşlar biz İslamiyet öncesi olan, arkadaşlar iyi olan her şeyi destekliyoruz. Bizim İslam'ın güzelliği budur, Müslümanlığın güzelliği budur arkadaşlar. Biz ne hangi toplumda olursa olsun, hangi inançta olursa olsun, yani kim yaparsa yapsın, güzel olan her şeyi destekleriz, doğru olan her şeyi destekleriz arkadaşlar. Kötü olan her şeyi de, bizim içimizden de olsa, kendi annemiz babamız da olsa, kardeşimiz de olsa, eğer kötü bir şey yapmışsa bunu desteklemez, bu yanlışın karşısında oluruz. İslam budur, peygamberimizin tavrı budur. Yani cahiliye dönemi diye, ya onlar o zaman yapılmış, biz buna destek vermeyelim dememiş peygamber. Güzel olan her şeye destek vermiştir. Bu da böyle bir şeydir arkadaşlar. Bir de bu dönemde bu olan birinci olay arkadaşlar. Bir de neyimiz var? İkinci olayımız var. Nedir bu? Kabe hakemliği. Şimdi arkadaşlar, Kabe belli dönemlerde arkadaşlar, şimdi Kabe'nin dedik ya cahiliye döneminde çok önemli bir yeri vardır. Putperest Araplar Kabe'nin içine ve dışına taşlar koymuş. Kabe'yi oradaki putlara taptığı için Kabe'nin hem Mekke'de bulunan müşrikler hem de civar yerlerde bulunan müşrikler için çok önemli bir yere sahipti. Tabii Kabe ve etrafında yapılan savaşlar, yağan yağmurlardan dolayı Kabe hasar görmüştü arkadaşlar. Sonra Arap kabileler toplanarak Kabe'yi tamir etmek istediler. Çünkü Kabe'ye hizmet etmek onlar için büyük bir şerefti. Arkadaşlar sonra Kabe'yi tamir ederken Hacer-i Esved taşının yerine konmasında tartışma çıktı arkadaşlar. Şimdi Hacer-i Esved taşı da çok önemli bir taş biliyorsunuz. Onlar da hani eskiden tabii bu inanç ta Hazreti İbrahim zamanından, hani oradaki o taş kutsal, bizim için de kutsal. Ama şimdi müşriklerin o taşa bakış açısıyla bizim bakış açımız arasında çok fark var. Biz nasıl bakıyoruz? Bu Allah'ın, yani bu peygamberlerin kutsal kabul ettiği, Allah-u Teala'nın bize emanet ettiği bir taştır. Arkadaşlar biz onu severiz. Niye? Çünkü bizim için önemlidir. Ama biz o taşa tapmıyoruz. Yani Hacer-i Esved taşına tapmıyoruz. Onun içinde bir ruh olduğuna, onun bizi koruduğuna vesaire, bunlara inanmıyoruz. Sadece Allah'ın sevdiği, peygamberlerin sevdiği bir şey olduğu için Kabe'yi ve Kabe'nin içindeki Hacer-i Esved taşını seviyoruz. Bizim inancımız bu noktadır. Nasıl ki mesela atıyoruz, çok sevdiğimiz bir arkadaşımız bize bir hediye aldığında, küçük bir hediye, mesela küçük bir bilye olabilir erkekler için veya kızlar için küçük bir toka aldığında nasıl? O tokayı çok severiz, böyle özenle takarız, koruruz. Yani çünkü o bize, sevdiğimiz bir insandan bize gelmiştir. Bunun gibi de Hacer-i Esved taşı da bizde böyledir. Peygamberlerin ve Allah'ın bize emanet ettiği güzel, böyle sevdiğimiz bir taştır. Bizim inancımız bu kadardır. Ama müşriklerin inancı, o Kabe'nin içindeki o taşa da tapıyorlardı. Onlara da tapıyorlardı. Onların kendini koruduğunu, onların Allah'a dualarını ilettiğini inandıkları için onların inancı yanlıştı.
Arkadaşlar bu taş büyük bir şerefti. Her kabilenin kendisine ait olmasını istiyordu bu taşın da. Tartışma büyüyünce hani o taşı her kabile diyordu ki bu taşı ben Kabe'ye koyacağım. Hani Kabe'nin o noktasına ben koyacağım. Çünkü çok şerefli bir iş. Tabii tartışma çıkacak. Baktı hani işler büyüyecek. Yani savaş çıkma noktasına geldi. Oradan birisi dedi ki Kabe'nin kapısından ilk giren kişiye hakem olsun. Onun dediğini yapalım. Yani Kabe'nin kapısından ilk kim girerse diyelim ki bu taş böyle böyle mesele var. Ne yapalım diyelim. O da şunu yapın derse tamam diyelim. Direkt herkes bunu kabul etsin. Tamam mı dedi. Herkes kabul etti. Tabii Kabe'nin o anda Allah en güzel plan yapandır. Oradan kimi girdirdi? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem girdirdi. İnsanlar dedi ki yani böyle Allah şey yaptı. Böyle çok sevindiler arkadaşlar oradaki insanlar. Niye? Çünkü Hazreti Muhammed neydi? El emindi, güvenilirdi ve çok dürüst ve doğru biriydi. Hazreti Muhammed gerçekten isabetli. Onun hakem olmasına herkes çok sevindi. Peygamber Efendimiz de orada zekasını konuşturdu arkadaşlar. Zekasını konuşturdu. Ne dedi? Dedi ki yere bir hırka serin, taşı üzerine koyun. Her kabilenin reisi yani her kabilenin başkanı gelsin. Taş şeyin hırkanın bir ucundan tutsun. Ben de yerleştireyim dedi. Bu sayede yani herkes aynı anda o taşı yerine koymuş olacak. Yani herkes aynı anda bu işi yapmış olacağı için herkes bunu çok beğendi. Peygamber Efendimiz'i kutladılar. Gerçekten Peygamber Efendimiz zekasına hayran kaldılar. O da herkes hırkasını yere koydu. Taşı üzerine koyarak her kabile bir ucundan tuttu ve taşı Peygamber Efendimiz yerine yerleştirdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Peygamberliğine olan o kadar olan nokta budur arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili biz doğru yanlış bölümümüzü inşallah beraber bir yapalım bakalım neymiş. Evet arkadaşlar şöyle biraz yakınlaştıralım. Şöyle taşıyalım. Evet. Doğru mu yanlış mı? Peygamberimiz yaşantısı boyunca erdemli ve ahlaklı davranışlar sergilemiştir. Evet arkadaşlar doğru. O kendisini büyütenlere karşı her zaman saygılı ve vefalı olmuştur. Evet arkadaşlar amcası Ebu Talib'e, süt annesine, süt kardeşlerine, Ebu Talib'in eşi Hazreti Fatıma'ya karşı her zaman vefalı ve saygılı olmuştur. Allah Resulü daima kendi ailesinin çıkarını düşünmüş, ona göre davranmıştır. Evet arkadaşlar, sizce böyle mi? Hayır arkadaşlar, Peygamberimiz her zaman doğrunun ve güzelin yanında olmuştur. Yani benim ailemin çıkarı ne olursa olsun benim ailem dememiştir arkadaşlar. Her zaman bütün insanların iyi olmasını düşünmüştür. Evet, Peygamberimizin çevresinde kötü lakap takmış çevreyi ve hayvanları kötü lakap takmamış kimseye çevreyi ve hayvanları korumuştur. Doğru arkadaşlar. Şimdi geldik doğru yanlış bölümüne arkadaşlar. Pardon bu boşlukları dolduralım. Arkadaşlar Peygamberimizin Ebu Talib'in eşi hangi eşiydi? Vefat ettiği zaman sanki bugün annem ölmüş demişti. Hangi eşiydi arkadaşlar? Evet Fatıma. Peygamberimiz çocuk yaşta kaybettiği annesi hangi annesi? Annesi neydi? Arkadaşlar annesinin ismi neydi? Evet öğrendik. Amine'nin mezarını sık sık ziyaret edip dua etmiştir. Allah Resulü nokta 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 taşının yerine konulmasını hakemlik görevi. Hangi taştı arkadaşlar? Kabe'de bulunan evet Hacerül Esvet. O haksızlığa uğrayan kişilerin haklarını savunmak için kurulan hangi derneğe üyeydi arkadaşlar? Evet arkadaşlar Hılful Fudul Derneği'ne üyeydi arkadaşlar. Evet bu etkinliğimizi de yapalım. Ardından inşallah arkadaşlar bu dersimizi de tamamlamış olalım. Evet arkadaşlar aşağıda verilen davranışlar peygamberimize var ise mutlu yüzü, yani mutlu yüz çizelim. Yok ise üzgün yüz çizelim arkadaşlar. Mutlu yüz nasıl çiziyoruz? Evet arkadaşlar hemen dersimizde şöyle evet eğer şeyse gülen yüz. Evet arkadaşlar benim çizimim de çok güzel değil ama bu da ağlayan yüz. Çizelim arkadaşlar. Peygamberimizde olan davranışlar var ise gülen yüz yok ise ağlayan yüzü çizelim. Evet arkadaşlar peygamberimiz adaletliydi. Doğru mu? Evet arkadaşlar peygamberimiz adaletliydi. Hemen gülen yüzümüzü çizdik. Peygamberimiz yalan söyler miydi? Hayır arkadaşlar peygamberimiz yalan söylemezdi. Şöyle.
Peygamberimiz vefalıydı. Şöyle ağlayan yüzü çizdik. Peygamberimiz vefalıydı. Evet arkadaşlar, peygamberimiz vefalıydı. Sözünde durmaz mıydı peygamberimiz? Hayır arkadaşlar, peygamberimiz sözünde elbette dururdu. Ağlayan yüz. Yapmadığı da mı? Saygılıydı. Evet arkadaşlar, peygamberimiz saygılıydı. Gülen yüz. Cömertti. Evet arkadaşlar, peygamberimiz cömertti. Gülen yüz. Peygamberimiz kumar oynardı. Haşa, peygamberimiz kumar oynamazdı arkadaşlar. Ağlayan yüz. Peygamberimiz kibirli miydi? Hayır arkadaşlar, peygamberimiz kibirli değildi. Evet arkadaşlar, bu dersimizde böyle bitirmiş olduk. Peygamberimizin peygamberliğine kadar olan bölümde neler yaptı? Bunu görmüş olduk arkadaşlar. İkinci etkinliğimiz varmış. Evet, onu hemen yapalım. Ondan sonra bitirelim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Aşağıda verilen kavramları aşağıdaki cümlelerle boş bırakan yerlere yerleştirelim. Evet arkadaşlar, peygamberimizin dadısı hangisiydi? Hep ona ilgi göstermişti, saygı göstermişti. Evet, dadısının ismi. Evet arkadaşlar, Ümmü Eymen. Hazreti Muhammed asla ne konuşmazdı? Evet arkadaşlar, yalan konuşmazdı. Allah Resulü insanların hoşuna gitmeyecek ne lakaplar? Kötü lakaplar asla takmazdı arkadaşlar. Hazreti Muhammed güvenilir bir insan olduğu için amcası Ebu Talib'in oğlu, pardon, Hazreti Muhammed güvenilir bir insan olduğu için ne lakabını almıştı? Evet arkadaşlar, El Emin lakabını almıştı. Peygamberimizin amcası Ebu Talib'in oğlu kimin bakımını üstlenmişti? Evet, Hazreti Fatıma'nın eşi Hazreti Ali'nin bakımını üstlenmiştir. Allah Resulü kendisini büyüten süt annesi kime? Halime'ye erzak yardımı yapıyordu arkadaşlar. Peygamberimiz ilk doğan erkek çocuğun ismi, evet arkadaşlar not alın demiştim. İlk doğan erkek çocuğu kimdi? Kasım'dı arkadaşlar. Hazreti Muhammed 2 yıl yanında kaldığı annesi, hangi annesi? Amine arkadaşlar, çok sevmiştir. Evet arkadaşlar, bu dersimizde bu kadar. Bir sonraki dersimizde artık peygamberimizin peygamber oluş sürecinden bahsedeceğiz. Neler oldu, neler yaptı, Mekke ve Medine yıllarını anlatacağız inşallah. Arkadaşlar inşallah bereketli olmuştur. Selamun aleyküm. Bir sonraki derste görüşmek üzere.